Ayşe Tolga İyi Yaşam YouTube kanalından hepinize merhaba. Koskoca bir yazı geride bıraktık ve mevsimlerden sonbahara geldik. Sonbahar demek okulların açılması demek. Okulların açılması demekse her anne gibi çocuğuna okuldan sonra sağlıklı bir şeyler yedirme telaşı demek. Bu telaşınızı bildiğim için benim de evimde çok severek, kızımın da çok severek yediği ve hazırladığımız bazı ürünleri, bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi çok basit aslında. Sağlıklı bir sandviç, tam buğday unundan bir sandviç. Bunu ben kendim de yiyorum arada, ara öğün olarak da yiyorum. Kızım Canyel de okuldan geldikten sonra çok seviyor. Bunu herkes yapabilir aslında. Hatta bazen Canyel'le beraber de hazırlıyoruz. Nelere ihtiyacımız var? Buğday unundan, tam buğday unundan ekmeğe ihtiyacımız var. Üzerine sürmek için dilerseniz kaymak, dilerseniz labne, dilerseniz tuzsuz bir lor peynirine ihtiyacımız var. Onun üstüne de istediğiniz bir marmeladı veya reçeli. Ben burada değişik bir reçel kullanacağım şimdi. Sevgili arkadaşım Oli Urla çiftliğinden Pelin'in bana hediye ettiği ardıç reçelini kullanacağım. Faydalarını da birazdan anlatacağım yaparken. Onun dışında da üstüne isterseniz yaban mersini veya cevizle güzel, sağlıklı bir atıştırmalık okul dönüşü çocuklarımıza hazırlayabiliriz. Hemen başlayalım malzemeleri de söylediğimize göre. Kişi sayısına göre yapacağız. Dediğim gibi tam buğday ekmeği diyorum. Neden tam buğday unu? Onu anlatalım. Biliyorsunuz buğday çok fazla işlemden geçiyor artık günümüzde. Beyaz un dediğimiz şey aslında bizim için çok sağlıklı bir şey değil. İçerisindeki gluten, çölyaktan tutun da pek çok hastalığı tetikleyen bir şey. Aynı zamanlarda kişilerde de obezite yol açıyor. Dolayısıyla tam buğday unu bizim için buğdayın en faydalı yeri olan buğdayın göbeği, yani buğday özü dediğimiz B12. Ve bütün enzimlerce zengin kısmını içeriyor. Dolayısıyla tam buğday ununu seviyoruz. Ben burada pınar labne kullanacağım. Neden? Evde şu anda bu olduğu için. Normalde istiyorsanız siz lor peynirinden de yapabilirsiniz. Labneyi seviyorum. Çocuklar çünkü seviyor. Çok tuzlu değil ve kolay uygulanabilir bir peynir. Birazcık labne peynirimi böyle koyuyorum. Dediğim gibi bu çocuklarla biliyorsunuz okul yaşı çağındaki çocuklar yemek yapmayı, ailelerle mutfakta olup bir şeyler yapmayı, üretkenliğe katılmayı çok seviyorlar. Kızım Canyer'le ben de beraber yemek yapıyoruz. O yüzden bu sandviçi çocuğunuzla güzel bir etkinliğe de döndürebilirsiniz. Dediğim gibi bu ilginç bir şey. Ardıç reçeli. Ardıç meyvesinden yapılıyor. İstanbul'da bulamazsınız ama ben size adres vermekten çekinmiyorum. Çünkü Pelin Urla'da gerçekten harika ürünler yapıyor. Ve adrese de teslim ediyor. Olive Urla adresinden bu reçeli alabilirsiniz. Olive Urla'da sadece reçel yok. Zeytinyağından peynire, zeytine kadar pek çok faydalı şey var. Çocuklarınıza organik ürünler isterseniz Olive Urla sizin için doğru bir adres. Onun dışında dediğim gibi şimdi gene ikinci ürünümü hazırlıyorum. Ekmeğimi, dilimimi. Birisi bana, birisi Canyer'le çünkü. Gene üzerine biraz ardıç reçelini ekliyorum. Ardıç neye faydalı onu da söyleyelim. Ardıç normalde biliyorsunuz çamgillerden bir ağacın meyvesi. Bakın böyle yaptım. Bunun üzerine ben dilersem ceviz koyabilirim. Dilersen yaban mersini koyabilirim. Ki ben burada biraz ceviz koymak istiyorum. Cevizi çok seviyorum. Neden olduğunu da biliyoruz ama tekrar söyleyelim. Şeklinden dolayı aynı beyin gibi. Dolayısıyla beyin gelişimine çok faydalı. Gene omega 3 ve omega 6 içeriyor. Çocuklarımızın gelişim dönemindeki çocuklarımızın öğrenme kapasitesini arttırmak için gün içerisinde mutlaka bir avuç cevizi öneriyorum. Ben böyle cevizi parçalayarak ellerimle koydum. Sandviçlerim hazır. Siz dilediğiniz malzemeyle dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Afiyet olsun.